Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Tıbbi görüntüleme teknikleri, yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamaktadır. Sorumlusu olduğu tıbbi cihazların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yaparak, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu ileterek yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmakta ve tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlamaktadır. Tıbbi görüntüleme teknikleri, doktorun istediği radyolojik tetkikleri en uygun çekim protokolleri ile gerçekleştirmektedir. Öncelik sırasına göre hastaları kabul ederek tetkiklerin ilgili bölümlere sevk edilmesini sağlamaktadır. Erken tanı ve tedavide kilit yöre sahip olan, örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim vermekte olan tıbbi görüntüleme teknikleri programı, hastalıkların doğru tanı ve tedavisinin yapılmasını hedeflemektedir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Erken tanı ve tedavi sürecinde ise tıbbi görüntüleme yöntemleri çok kıymetli veriler sunmaktadır. Tıbbi görüntüleme yönteminin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkün olmaktadır. Tıbbi görüntüleme teknikleri programını başarıyla bitirenler, sağlık teknikeri unvanı ile birlikte ön lisans diploması verilmektedir. Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, mamografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları bulunmaktadır. Üniversiteler, özel hastaneler, devlet hastaneleri, özel tıp merkezleri, nükleer tıp hizmeti veren birimler, radyoterapi bölümleri ve görüntüleme merkezleri tıbbi görüntüleme tekniklerinin çalışma alanları içerisinde yer almaktadır. Sağlık sektöründe çalışma istekli olan kişilerin tercih edeceği bir bölümdür. Kapalı alanlarda çalışmaktan rahatsızlık duymayacak, insanlar ile iletişimi kuvvetli olan, zamanı iyi kullanabilen, soğukkanlı olan kişiler bu bölümü rahatlıkla tercih edebilir. Ayrıca bu özelliklere sahip olan kişiler, üniversite sınavında da gerekli olan puan türüne ulaşabilirlerse bu bölümü tercih edebilmektedir. Radyoloji teknikeri olarak görev yapmakta olan tıbbi görüntüleme teknikeri mezunları, üniversitelerle ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde çalışma imkanına sahip olurlar. İnceleme görüntülerini hazırlamak ve korumak da bu işin gerekliliklerinden birisidir. Tıbbi görüntüleme teknikeri, kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS puanı ile atanabilmektedir. Bu atamalar genellikle Sağlık Bakanlığı bünyesine röntgen teknikeri alımında gerçekleşmektedir. Tıbbi görüntüleme teknikeri KPSS puanları 87 ve üzeridir. Tıbbi görüntüleme teknikeri bölümü dersler konusuna gelirsek genellikle sorulan sorular tıbbi görüntüleme teknikeri dersleri zor mu oluyor? Bölüm dersleri sağlık konularının ağırlıklı olması sebebiyle bilmediğiniz kelimeler içerikli konular olacağı gibi aynı zamanda öğrendikçe hoşunuza gidecek konular bulmakta şöyle ki tıbbi görüntüleme teknikeri bölümü dersleri tıbbi görüntüleme, anatomiye giriş, tıbbi biyoloji, tıbbi terminoloji, nükleer tıp, radyasyon fiziği, radyolojik anatomi, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma, fizyoloji, farmakoloji, klinik laboratuvar, seçmeli dersler ve staj alan dersleriyle okutulmaktadır.